Şengal'i konuşacağız. Özellikle Şengal'e dönük saldırının uluslararası güçler tarafından niçin sessizlikle karşılandığını konuşacağız. Gazeteci arkadaşımız Nazım Daş'tan Skype'e attığımda. Nazım merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Doğrusu iki açıklamaya dikkat çekerek sormak istiyorum uluslararası boyutu konuşurken. ABD'den yapılan açıklamada, resmi açıklama, haberlerden duymuşlar oradaki hukuksuzluğu. Bu ne anlama geliyor onu soracağım. Bir diğeri ise BM temsilcisi, dosyamızda da vardı. O ise adeta yani yapılıyor, saldırılıyor ama işte 9 Ekim anlaşmasına uyulmazsa bu devam edecek. Yani bir şekliyle tehdit eder bir yaklaşım gösteriyor. Nedir bu açıklamalar? Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Bölgeyi yakından takip ediyorsun. Bir ikincisi gerçekten bu aynı zamanda Türk Devleti'nin saldırgan politikasına onay ve daha büyük saldırılara hazırlık anlamına da gelmiyor mu? Evet, siz de yani bir zamandır kendi televizyonunuzda işliyorsunuz bu durumu. Şengal'e dönük katliam ve soykırım politikaları aslında hiç bitmedi, devam ediyor. Yani 2014'ten belli bir süreye kadar DAEŞ'ti. Bu DAEŞ'in gerçekleştirdiği 73. ferman, soykırımın etkileri hala devam ederken DAEŞ biliyorsunuz bitirildi. Fiziki olarak yok edildi Irak ve Suriye sahasında. Şimdiki rolü ise Türk Devleti adeta üstlenmiş ve yani belli aralıklarla, hava saldırılarıyla aslında Şengal'de var olan özerk iradeyi yok etmek istiyor. Yani bu şu anki yapıyı tamamıyla kendisine dönük bir tehdit olarak görüyor. Tabii Amerika'nın yaklaşımını sordunuz. Amerika Birleşik Devletleri bu coğrafyada yani politika üreten küresel bir güç. Amerika'nın aslında yaptığı açıklama haberdarız. Tam bir itiraftır aslında. Yani bizim bir haberimiz vardı. Bilgimiz dahilinde oldu. Yani mali budur aslında. Okuması budur. Yani yapılan saldırı, Şengal'e, Ezdilere dönük yapılan saldırıdan ben haberdarım. Sadece yani onlara yani ters dönebilecek ya da etki yaratabilecek işte uluslararası kamuoyunda ya da bölgede herhangi bir duruma yaratılmaması açısından dikkatli bu operasyonları yürütün. Aslında Amerika buna ortak yani. Çünkü Türkiye'nin Irak dahil Suriye'ye kadar uzanan bütün operasyonlar, hava saldırıları, katliamları, soykırımları Amerika'nın bilgisi dahili ve onayı çerçevesinde gerçekleştirilen saldırı. Dolayısıyla yapılan açıklamanın da çok bir samimiyeti görünmüyor ki keza Ezdiler tarafından da, Şengal halkı tarafından da bu böyle okunuyor, böyle algılanıyor. Yani az önce siz de ifade ettiniz, öncesinde 9 Ekim anlaşması yani Şengal'in var olan yapısının tamamıyla ortadan kaldırılması için 9 Ekim'de bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmanın tarafları Irak Merkezi Hükümeti, KDP ve Birleşmiş Milletler. Yine masanın diğer ucuna baktığımızda da Türkiye bulunuyor. Bunu destekleyen yine Amerika. Bu güçlerin yani dört gücün ortaklaşa yaptığı saldırılar olarak okuyabiliriz bu. Sadece yapılan açıklamalar işte uluslararası anlamda ya da yaratılacak durumu. Yani Türkiye'nin yaptığı saldırıların, katliamın önünü alabilmek için Türkiye'ye yardımcı olabildiği niteliğini de söyleyebiliriz aslında. Yani Türkiye'yi bir nevi kurtardılar bu açıklamalarla. Fakat bu saldırılar, soykırım konsepti, Şengal'e dönük gerçekleştirilen soykırım konsepti aslında 9 Ekim'in öyle ya da böyle bu şekilde Ezdilerin gözü kırdırtılmaya çalışılarak hayata geçirildiğini belirtilmek isteniyor. Yine biliyorsunuz Mustafa Kazimi, Irak Başbakanı oradayken, Şengal'deyken bu saldırı gerçekleşiyor. Yani Kazimi Şengal'de görüşmeler yaptığı sırada Türk Devleti böyle bir saldırıya girişiyor ve saldırı sonucunda YBŞ'nin komutanlarından Said Hasan ve bir YBŞ savaşçısı şehit düşüyor. Yine yaralılar var. Ertesi gün yine uluslararası bütün savaş hukuklarına da bulunmasına rağmen, yani yasak olmasına rağmen bir hastane bombalanıyor. Hastanede siviller katlediliyor. Yine savaşçılar şehit ediliyor. Buna rağmen hala hiçbir burada Amerika ya da diğer güçler dahil hiçbir güç açıklamada bulunmadı. Ya da Birleşmiş Milletler bünyesi çerçevesi altında bulunan hiçbir güç buna karşı bir tutum sergilemedi, açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki Şengal'de gerçekleştirilen operasyon ya da Şengal'de Ezdilere yeni bir katliam, yeni bir ferman yaşatılmak isteniyor. ABD ya da Birleşmiş Milletler gibi güçler de buna aslında daha önce ortak olduklarını bir kez daha deklare ettiler. Evet. Şunu da belirtmek isterim. Yani
Irak merkezi hükümetinin aslında son dönemde Şengal'de son iki gündür yapılan hava saldırılarda, saldırılar sonucunda gerçekleştirilen katliamlardaki rolü nedir? Çünkü Kazimi oradayken, yani Kazimi ile görüşecek heyet ya da heyette kimler yer alacak, bunlar öncesinde belirlenen konular bildiğiniz üzere. Fakat Kazimi'nin Şengal'e adım attığı sırada Türk Devleti böyle bir katliam gerçekleştiriyor. Türk Devleti bunun bilgisini YBŞ komutanı Said Hasan'ın ve beraberindeki kişilerin ya da savaşçıların orada olduğunu ya da o aracın o olduğunu nereden biliyor? Kimden bilgi aldı? Dolayısıyla buna baktığımızda Irak Merkezi Hükümeti'nin de burada bir komployla Ezdilere, Şengal'e yaklaştığını belirtebiliriz. Yine 9 Ekim Anlaşması'na sadık kaldıklarını da bu şekilde ifade ediyorlar. Dolayısıyla Şengal hala böylesi tehlike ve saldırılarla karşı karşıya. Karşı karşıya. Peki, şu da dikkat çekici. Yani sonuç itibariyle 9 Ekim Anlaşması görünen o, yaşama geçiremeyince bu anlaşmayı bir şekliyle saldırılar arttı. Peki Türk Devleti'nin bu türden saldırılarından Irak hükümetinin, Kazimi'nin ya da işte diğer taraftan uluslararası güçlerin, BM'nin, ABD'nin ne gibi bir çıkarı olabilir? Yani Türkiye'nin bu pervasızlığı o bölgede onların çıkarlarına nasıl hizmet ediyor olabilir? Bir ikincisi, bir savaş suçu, bir insanlık suçu işleniyor. Yani böylesi bir suça nasıl sessiz kalabilirler? Yani bildiğiniz üzere Türkiye bir NATO gücü. NATO politikaları kapsamında ya da Amerika'nın ya da diğer batılı ülkelerin politikaları ve siyaseti kapsamında bir rol oynuyor Orta Doğu'da. Ve bunlar da Türkiye'yi kendi politikaları düzleminde bir piyon gibi şeklinde ele alarak aslında Orta Doğu'da gerçekleştirmek istedikleri politikaları Türkiye üzerinden gerçekleştiriyorlar. Türkiye de buna hazır, kendini yatırmış durumda. Bunun en büyük nedenlerinden biri de Kürt düşmanlığından ötürü geliyor. Şimdi biliyorsunuz sadece burayla sınırlı değil. Güney Kürdistan'da aylarca süren bir savaş var. Türkiye her gün onlarca hava saldırıları, kara saldırıları gerçekleşiyor. Burada günlerce insanlar öldürülüyor ya da Güney Kürdistan topraklarını savunan gerillalar şehit ediliyor, öldürülüyor ya da katlediliyor. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda Şengal sadece bu konsepti bir parçası şeklinde ele alınabilir. Yani dolayısıyla bugün Orta Doğu'da sadece Orta Doğu'yla da aslında sınırlıyız. Son bir hafta parantez atmak ve bir cümleyle değinmek gerekir. Orta Asya'da süren Amerika'nın ya da batılı güçlerin sürdürdüğü politikaların devamı şeklinde bu kapsamda ele almak gerekiyor. Türkiye'de büyük bir Kürt düşmanlığı var. Nerede bir Kürt kazanımı varsa bu Irak olabilir, Suriye olabilir ya da kendi sınırları içerisinde olabilir. Bunu yok etmek için neredeyse tarihi bir misyon, bir görev kendine biçmiş ve bu şekilde hareket ederek nerede bir kendisine dönük tehdit olarak gördüğü bir şey varsa ona yöneliyor, onu yok ediyor. Diğer Irak Merkezi Hükümeti'ne bakıyoruz. Aylarca mesela 23 Nisan'dan beri Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Amerika Başkanı Biden'la görüşmesine 23 Nisan'da yaptığı telefon görüşmesinden sonra Güney Kürdistan günlerce bombalandı ve bu bombalama hala devam ediyor. Acaba Amerika bunun neresinde? Yani görüyorsunuz ki Amerika izin vermiş ve Türkiye'nin yapacağı saldırıları, katliamları, operasyonları bir şekilde aslında perde arkasında çanak tutuyor. Yani ortaklaşa bir operasyon burada sürdürülüyor, katliam sürdürülüyor. Dolayısıyla Şengal'de bunun parçası, yani 9 Ekim'in destekleyeni ya da 9 Ekim'in gerçekleşebilmesi için günlerce açıklamalar yapan, yani Irak Merkezi Hükümeti'ni destekleyen, KDP'yi destekleyen güçler kim? Yine dönüp baktığınızda Amerika oluyor ya da Birleşmiş Milletler oluyor. Yani Birleşmiş Milletler neredeyse paralel periyodik açıklamalar yaparak 9 Ekim'in neden uygulanmadığını soruyor. Dolayısıyla Şengal, yani kök hücre, ezdihan yurdu uluslararası bir konseptle yok edilmek isteniyor. Bugün biliyorsunuz Irak çok büyük bir kaos içerisinde. Yani sadece bugün ayakta durabilen bir Şengal, kendi özel yönetimini oluşturmuş, sadece kendi bölgesiyle, ezdilerin sorunlarıyla değil, Irak'ın bir bütününe çözüm sunulabilecek bir siyasi harita sunmuş durumda. Bugün Şengal'de oluşan durum, Şengal'in güvenlik problemi yoktur. Yani Şengal'deki YBŞ ve YCC güçleri biliyorsunuz dünyanın korktuğu DAEŞ'i karşı savaştı yıllarca. Onları yendi, onlara karşı bir zafer elde etti. Bunu dünya armağan etti. Dolayısıyla Şengal'in güvenlik diye bir sorunu olamaz. Şengal'de yapılan, Şengal'de bugün gündeme getirilen siyasi politik meseledir. Türkiye'nin hayata geçirmek istediği soykırım politikalarından kaynaklanıyor.
Dolayısıyla Türkiye ile diğer uluslararası güçlerin işbirliği sonucunda böyle bir tabloyla karşı karşıyayız Sayın Işık. Peki, çok teşekkürler Nazım Daş'tan. Sağ ol. Tekrar ileride bu konuyla ilgili seni misafir etmek isteriz tabii. Sağ olasın, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, iyi yayınlar.